seviyesinde bir aksileriyasyon, rotasyon. Aşağıya geldiğiniz zaman da yine burada da asimetriler olduğunu görüyorsunuz. Ama iş bununla da bitmiyor. Her iki kanada baktığınız zaman sol maksiler kemikten nazal çatıya yükselmede sağ tarafta daha uzun platöz bir yapı izlediğini, sol tarafta ise daha dik ve sert ve daha kısa bir nazar kemiğe sahip olduğunu görmemiz lazım. Demek ki bir anda elimizde yaklaşık 8-10 tane bilinmeyen faktörler var. Biz bunların hepsine ait bir farklı yaklaşım sergileyerek bunu da düzeltmemiz lazım. Yani bu sadece bir stratigraf veya sadece bir şeyle konuşacak bir şey değil. Çok uzun zamandan beri kendi kafamda bu konuyu oluşturduğum konuyu nihayet bu Mart ayının 2016 Mart ayında Estetik Plastik Cerrahi Dergisi'nde kendi yazımı yayınladım. O da kombine bir yaklaşım ile eğri burun deformitesine nasıl bir cerrahi sonuçlar aldığımız, ne tür bir algoritma izlediğimi ortaya koymaya çalıştım. Eğri buruna yaklaşım basamaklarını biraz önce söylediğiniz gibi sağ tarafta nazal kemik, maksiler kemikten daha uzun bir trakse izlediğini belirtmiştim. Demek ki bu bölümde çeşitli derin lateral osteotomiler birden fazla double veya triple olabilir. Çeşitli farklı yerlerden kırarak bunu yüze iade tekniği olarak adını verdim. Bir tekniği uygulamaktayım. İkincisi Keystone Betting Plastic olarak adını verdim. Daha önce literatürde hiçbir şekilde kullanılmamış olan çok uzun süre yaptığım tekniğe nasıl bir ad vereceğimi ortaya koyma açısından dönüp dolaşıp evet bu yaptığım iş galiba Key Betting Plastic isim babası olarak kendimi gösterebilirim. Keystone Betting Plastic olarak adlandırdığım teknik ki bu teknik uyguladığım tekniğin bel kemiğini oluşturmakta. Bunu çok çok iyi anlamak gerekiyor. Diğeri de zaten literatürde bilinen alt lateral kırdaklarda omolateral kloroplasti olarak adlandırdığımız metoddur. Yerimizde bir aksileriyasyon rotasyonu başka türlü düzeltme imkanı olmayabilir. Teşekkür ederim.